Merhaba arkadaşlar, Niran adlı bir arkadaş bizden 500 liraya kadar kask istemiş. 500 liraya kadar kask seçeneği çok fazla yok elimizde. Ama hani önerebileceğim fakat hani bu öneride aslında başka bir üst seviye kask da sunacağım. Bir tanıtım yapacağım. Şimdi Grex'in 6.1'i var. Grex 6.1 400 liralık bir kask. Hani dış yapısı nasıl dersen polikarbon termoplastik tarzı bir yapıya sahip. Üst havalandırma kanalları var, ön havalandırma kanalları var. Kademeli açılan bir cam var. Ön tarafında havalandırma kanalları var. Bir çene pedi yok ve mikrometrik bağlantıya sahip. İç kanalları gerçekten hava alması iyidir. Pedleri de çıkartıp yıkanabilir. Bakış açısı gayet iyidir. Dediğim gibi kompozit veya herhangi bir yapısı yok. Yalnızca termoplastik ve polikarbon bir yapısı var. Arka tarafından da hava çıkış kanalları var. Ağırlığı da 1390 gram. Bu X-Large modeli. X-Large modelini kafama giyerek göstereyim. Bundan alabilirsin demek istemiyorum. Başka bir önerim olacak. Onu göstereceğim. Şöyle bir yapısı var. Bununla beraber bir tane daha sunacağım var. Fakat bu da hani ortalama bir kask. Hani bunu tercih eder misin? Hayır, ben bu ikisini de tercih etmem. Onun yerine başka bir tane örnek vereceğim sana. Bunun da adı LS2FF320 Bank Mat Siyah diye geçiyor. Bu da 430 TL'lik bir tane kask. Üst havalandırma kanalları var, ön havalandırma kanalı var. Kademeli olarak açılan kapanan camı var ama hani iki kademesi var, çok fazla kademesi yok. Bu ön tarafında burunluğu var, iç pedleri geniş iç pedleri yıkanabiliyor, geniş açısı var. Aynı zamanda bir tane vizöre sahip, vizörünü de görüyorsunuz zaten. Ve alt tarafında çene pedi var, mikrometrik bağlantısı var. Güzel boyun pedleri yapmışlar. Bunun ağırlığı da 1550 gram. Ece 2205 sertifikasına sahip. O da Ece 2205 sertifikasına sahip olması lazım. Bir dakika bakayım buna. Bunda öyle bir şey yazmıyor. Dediğim gibi şunu da bir kafama geçirerek arkadaşa göstereyim. Nasıl durduğunu. Bunun da yapısı böyle. Şurasından da vizörü indirilip kaldırılıyor. Dediğim gibi 430 lira civarında LS2FF2 LS2FF396 Tron kaskını da daha önceden tanıtmıştık. O kaskı da alabilirsin. Fakat bunun bir üstüne çıkmak istersen Bell'in Qualifier modeli ve mat siyahını sana önerebilirim. Çünkü bu daha dayanıklı bir kask. En azından da daha güvenli bir bağlantı çeşidi içeriyor. Double D bir bağlantısı var. Bunun da pedleri çıkartıp yıkanabiliyor. Ön tarafında şöyle havalandırma kanalı var. Yani kademeli olarak açılan camı var. İç pedlerini dediğim gibi çıkartıp yıkayabilirsiniz. Üst havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları var. Yanlarında da hava çıkış kanalları var. Bu DOT sertifikalı ve Ece 2205 sertifikalı. Bu da böyle bir kask. Umarım sorunu cevaplamışımdır. Daha önceden sunduğum bir tane kask vardı. Eski FF396 FT2 diye. O da 500 liraya tam denk gelen bir fiyatı var. İstersen ondan da alabilirsin. Onun da linkini şuraya ekliyorum. Bakıp hani mağazadan doğrudan satın alabilirsin. Hepinize iyi sürüşler.